Geçmek bilmeyen seboroik dermatitim var. Dermatit için ne öneriyorsun? Oo, bak şey anlatsın Serpil. Müthiş orada yani e, dermatit için. Evet. Hocam, burada, e, var. Onu, e, döverek e, bir tatlı kaşığını dövecek. Böyle yoğurda karıştırıp yemesi lazım. Günde iki defa şeklinde. E, sabah seberoid kadar... dermatitte de bir. <gülüyor> çekirdekli <gülüyor> siyah Kara üzüm. Kara üzüm. Bunun çekirdeğini hı. eziyor bir tatlı kaşığı ve bunu yoğurda karıştırıp tüketiyor veya yoğurda karıştırması şart değil. Birkaç yudum suyla alıyor. Bir defa kaşıntıyı alır bu. İkincisi evet. İkincisi yine yulaf samanı da olabilir mesela hocam. Onu da böyle bir su bardağını 10 dakika kaynamış olan suya atacaklar. attıktan sonra Bir tutam veya hı. sallama çayı da var onun. Sallandır veya bir tutam ama yeşil olacak bak. Yeşil olarak hasat edilmesi lazım yulaf zamanının yani e, bu sarardıktan sonra etkisi azalıyor yani. Bunu o dışarıya sürmesi lazım çünkü kaşıntıyı da alıyor orada bunu yapması lazım. İkincisi de bu e, sarımsak yağı ve çörek otu yağlarımız var mesela şöyle. Bunları da yan yana karıştırıp oraya kullanması lazım. Bir de elma sirkemiz var. Bu elma sirkemizi de oraya sürmesi lazım. Bunları gün aşırı yapması lazım. İlk başta yulaf samanını sürecek. Bundan sonra elma sirkesini, elma sirkesi kuruduktan sonra da çörek otu yağıyla sarımsak yağını karıştırıp karıştırıp uh -huh. sürecek sürecekler. Ay nasıl bir süreç bu? Mesela aynı günde bunların hepsini yapmayacaklar. Gün aşırı mesela. Bir gün yapacak, bir gün yapmayacak gibi. Tamam. Bunu sürecek, bunu sürdükten sonra da mesela kükürtlü sabunu e, orayı yıkaması gerekiyor kükürtlü sabunla da.